Bilindiği gibi ülkemizde her gün iş cinayetleri artarak devam ediyor. Bizler de sevdiklerimizi kaybettik. Bunun bilincindeyiz. Bunların geri getiremeyeceğimizi de çok iyi biliyoruz. Ama buradaki mücadelemiz hem kaybettiğimiz anne, baba, eş, dost, arkadaş, kardeşlerimizin mücadelesine devam etmek ve aynı zamanda da bu ülkede iş cinayetlerinin bir daha yaşanmaması için bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Basına ve kamuoyuna, 39. Vicdan ve Adalet Nöbetimiz için buradayız. Adalet arayan işçi aileleri adına hoş geldiniz diyoruz. Başta bu katliamlarda hayatını kaybedenler ve yakınları olmak üzere iş cinayetlerinde hayatlarını kaybeden bütün işçi kardeşlerimize rahmet, ailelerine sabır, yaralı kardeşlerimize de şifa diliyoruz. Görüyor ve yaşıyoruz ki bir zihniyet dünyası var karşımızda. Öyle bir dünya ki hayattayken yaşamına değer verilmeyen işçi, sorumluların yargılanma safhalarında da adaletsizlikle karşı karşıya. Bu vicdansız ve adaletsizlik çemberini kırmalıyız diyoruz. 2013 Haziran ayında Güllük'te atık su terfi istasyonunda çalışan 7 işçi hayatını kaybetmişti. Çok tehlikeli iş olmasına rağmen 5 yıldır hiçbir denetim yapılmadan faaliyeti sürdürülen 50 TL'lik gaz maskesinin ve 750 TL'lik gaz ölçüm cihazının esirgendiği bir iş yeri. Akfen Çevre Su Yatırımları AŞ Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Müdürü, Güllük Belediyesi yetkilileri, İller Bankası yetkililerinin de sanık olduğu davada 3 duruşmadır sanık Akfen firması yönetim kurulu üyeleri dinlenmemişti. Nihayet 13 Şubat'ta görülen 4. duruşmada yönetim kurulu üyesi sanığı dinleyebildik. Diğer iki yönetim kurulu sanık hala ifade vermek üzere gelmiş değil. Mahkeme yurt dışına çıkış yasağı koydu. Gördük ki sanık işçi olunca yargı makamlarının huzuruna gelme hızı ve yaptırımlar başka. Sanık Akfen şirketi yönetim kurulu üyeleri olunca başka oluyor. Bu çifte standardı kabul etmek ve olağan karşılamak mümkün değildir. Yargıtay'ın otel işletmecisi sanığın cezasını az bulduğu bozma kararı sonrasında 19 Mart 2015 tarihinde 3. duruşması görülecek olan Van Bayram Otel davasında Anayasa Mahkemesi kararına rağmen henüz Van Valisi ve AFAD yetkilileri yargılamanın tarafı haline getirilemedi. İçişleri Bakanlığı ve Başbakanlık soruşturma izni vermedi. Bu kararlar aleyhinde yeniden Anayasa Mahkemesi'ne başvurduk. İkinci duruşmada sanık otel işletmecisi vekilleri hasar tespiti yapıldığına dair AFAD'dan alındığı iddia edilen yeni bir belge sundular. Mahkemeye gelerek AFAD yetkilileri ifade vermişlerdi. Mahkemeye yazılı olarak da sunmuşlardı hasar tespiti yapılmadığını. Bu delilin ne anlama geldiğini ve AFAD'dan çelişkili iki bilginin nedenini öğreneceğiz üçüncü duruşmada. Kamu idarecilerinin yargılama sürecini etkileyecek bilgi ve belge sunmasında gerçek durumu yansıtan tutum içinde olmaları beklenendir. Aksi durum ise üstüne üstüne gideceğimiz sahtekarlık durumudur. 5 Şubat 2015 tarihinde Ankara Ostim İvedik patlama ve yangınları davası karara çıkacak. Bütün sorumluların yargılanması gerçekleşmeden ve üst sıradan cezalandırılmadan verilecek hükmü kabul etmeyeceğiz. Vicdan sahibi adalet duygusunu yitirmemiş herkes bu vahşeti anlayarak davranmalı diyoruz. İş cinayetlerine dur diyebilmek için vicdan ve adalet nöbetine başladık, devam ediyoruz.